Merhabalar sevgili arkadaşlar. Bugün yenilenen Udir'den bahsediyor olacağız. Udir'in yeteneklerinin mana bedeli, e, mana bedellerinin çalışma mantığı, Q yeteneğinin mekaniği ve W yeteneğinin mekaniği değiştirildi. Öncelikle mana bedeli muhabbetinden bahsedelim. Udir'in eskiden yetenekleri, tüm yeteneklerinin mana bedeli 47'den başlıyordu ve her bir yeteneği seviye atlattığınızda o yeteneğin mana bedeli 44, 41, 38, 35 diye ee, azalıyordu en son 35 olacak şekilde. Artık tüm yeteneklerinin ee, mana bedeli her seviyede 50 fix ama Udyr her seviye atladığında hepsinin mana bedeli bir azalıyor. Dolayısıyla 49'dan ee, başlıyoruz Özür 50 manadan başlıyoruz ve 18. seviye olduğumuzda 32 manaya kadar inmiş oluyoruz. Bu da ileri oyunda Udi için iyi bir şey demek. Udi'nin ileri oyunda daha fazla yetenek kullanabilmesi demek. Şimdi Kaplan formundan, yetenek değişiminden başlayalım. Kaplan formu bildiğiniz üzere bonus etki olarak eskiden bonus saldırı gücünüzün %15'ini ekstrasal olarak vermenizi sağlıyordu. Bu etki kaldırıldı. Bunun yerine daha farklı, daha enteresan bir mekanik eklendi. O da şu şekilde. Ee, öncelikle burada hasarın kısıldığından da bahsedeyim. Ee, bu iki saniye içerisinde verdiğimiz ekstra hasarın bu iki saniyelik zehir diyeceğim ben zehir olmasa da uzun süreli bir etki olduğu için ee, 30 hasardan 230'a doğru gidiyordu. 30-80-130-180-230 olacak şekilde. Artık 30-60-90-120-150 şeklinde gidiyor temel hasarı. Azaltıldı. Ee, yeni etki ise şu şekilde. Direkt uygulamalı göstermeye çalışmama izin verin lütfen. Beceremedim. Bir saniye. Önce bir anlatayım ben size mantığını. Eğer bir hedef kaplan vuruşundan zaten etkilenmiş haldeyken kaplan vuruşu tekrar e, aktive edilirse kaplan vuruşu etkisinin kalan hasarının tamamı anında uygulanır. Tekrar şurada bir deneyeceğim. Bakın üçüncü vuruşta oldu, bastım anında sıfırlandı. Dikkat ettiniz mi? Şuradaki e, kaplan etkisine bakın, İzleyin şimdi onu. Bakın sıfırlayabildim bu şekilde yine, bunlar da beni öldürmezse iyi. Şuradan bir çıkayım. Hatta direkt şöyle yapalım değil mi? Daha rahat olur. Ee, bu ne demek oluyor? Tekrardan açıklamama izin verin. Ben hedefe her birinci ve üçüncü vuruşumda zaten bildiğiniz üzere e, bu iki saniyelik etkiyi uyguluyorum. Üçüncü vuruşumu yapıp 2 saniyelik etki uygulamayı başlattım. Atıyorum 150 hasar verecek 2 saniyede. 1 saniyesi geçti 75 hasarı kaldı. Q'ya tekrar basıp yine etkisini uygularsam o kalan 75 hasarı anında vurup tekrar sıfırdan başlatıyorum sayıcı. Dolayısıyla Q yeteneğini çok sık kullanabildiğiniz ve sürekli 3 vuruş yaptığınız senaryolarda o 2 saniyelik etkiyi sürekli sıkıştıra sıkıştıra patlattığınızı düşünün. Ee, bayağı faydalı olacaktır diye düşünüyorum açıkçası hadi daha havalı hedeflere gidelim ve W yeteneğinden bahsetmeye başlayalım. Daha havalı hedef de kırmızı olsun. Ee, w yeteneği eskiden daha doğrusu şu an Eee, can çalma veriyor, can çalmanın miktarına bakmaya çalışıyorum. Evet, yüzde 10'dan başlıyor can çalma miktarı. 12, 14, 16, 18 diye veriyor. Yani siz kaplumbağa formundayken, şu an canlı sunucuda yüzde ee, 10 ile 18 arasında can çalma elde ed ediyorsunuz. Verdiğiniz fiziksel hasar ne kadar yüksekse, normal vuruşlarınızda ne kadar vuruyorsanız o kadar can dolduruyordunuz. Bu ee, değişiklik tank udirlere kıyak olmuş biraz. Yeni W'nun, ee, W'nun yeni e, pasif etkisi diyelim daha doğrusu Udir'in her birinci ve üçüncü saldırısı Udir'i Azami canının yüzde iki buçuğu kadar iyileştirir ve Udir'in eksik her can yüzdesi için yüzde bir artar. Yani benim yüzde yetmiş canım varsa eğer e, yüzde otuz daha etkili bir Azami canımın yüzde iki buçuğunu doldurma uyguluyorum. Azami canımın yüzde iki buçu artı e, onun yüzde 30'u kadar eksik canım ne kadarsa e, bu değişiklikler dediğim gibi ikinci değişiklik özellikle can çalmadan azami cana göre can doldurmaya geçtiği için tankudir için daha faydalı olacaktır diye düşünüyorum şöyle yüzde 40 bekleme süresinde azalma ve bir miktar saldırı hızıyla göstermeme izin verin etkisini e, yine sağdaki hedefi izleyecek olursanız e, sürekli sıfırlayıp onu kalan hasarı bam diye vurup hayatımıza devam edebiliyoruz. Kontrol etmesi daha zor bir mekanik ee, Udyr'e oynamayı bir tık zorlaştıracaktır diye düşünüyorum ama zaten e, Udyr yine biraz el alışkanlığı gerektiren böyle yetenekler arasında hızlıca geçiş yaptığınız biraz ezber yaptığınız şampiyonlardan bir tanesi olacağı için e, Udyr'e odaklanan insanların çok zorlanacağını düşünmüyorum değişikliklerin Udyr'ı nasıl etkileyeceğini henüz tam olarak bilemiyoruz elbette ama ee, aşırı ön planda olan bir şampiyon olmadığını düşünürsek Udir'in biraz iyi gelecektir matematiksel olarak diye düşünüyorum. Siz ne düşünüyorsunuz Udir değişiklikleri hakkında unutmayın bunların hiçbiri kesin değil sadece PBE'de artık iyice denendi ve hala değişiklik yapılmadı. Gerçek sonucu gelecek gibi görünüyor bu değişiklikler. Daha fazla bilgi olursa göndereceğim. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Yakında bir de Grak videomuz gelecek Strike of Kings'den uzun zamandır istiyordunuz. Çeke çeke öldürmeyi deneyeceğiz milleti. Ne düşündüğünüzü bekliyorum yorumlarda kendinize. Çok çok iyi bakın. Görüşmek üzere.